Peki Ankaragücü 0, Galatasaray 3. Evet, onunla ilgili başlayacağız konuşmalarımıza. Fenerbahçe dün Rize deplasmanda 3-1'lik skorla kazandı. Böyle bir durumda herkesin Galatasaray'ın Ankara'da takılacağına dair düşünceleri vardı. Sen nasıl buldun Galatasaray'ı? Galatasaray'da öne çıkan oyuncular kimlerdi? Tabii çok kısa sürede ilk yarıda 3-0 gibi net bir skor alınca zaten oyun koptu ama buyur kral, sendeyiz. Evet. Evet Ülgel, bu akşam çok önemli bir maç vardı. Daha doğrusu Fenerbahçe taraftarının bugün bu akşam Ankaragücü maçında takılacağı, beraber kalacağı, en azından yani Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenemeyeceği düşüncesi oluşmuştu ve bu her tarafta yaygındı. Ama unuttukları bir şey vardı. Galatasaray'daki coşku, Galatasaray'daki istek, arzu, hırs 25 dakikada Ankaragücü'nün fişini çektiler güzel. Aslan ilk yarıdaki oyunuyla her şeye yetti. Bu akşam uzun zamandır görmek istediğim böyle topu ayağa oynayan, yumuşak pas atmayan, önüne doğru attığı zaman o sertliği verebilen, herkesin koştuğu, herkesin mücadele ettiği, oyuna katkıda bulunduğu bir akşamdı bu akşam Galatasaraylı futbolcular için. Karşılığını aldılar mı? Aldılar. Fazlasıyla. Yani Ankaragücü'nün gücü aslana yetmedi. Yetemezdi de arada dağlar fark vardı. İşte son haftalarda Ankaragücü'nün durumu, Emre'nin orada olması insanları böyle bir hayale itti. Hayalle yaşamak sadece 12 saat veya 24 saat sürdü. Gerçek ortaya çıktı. Sahada yerini aldı Galatasaray. 3-0'lık net skorla bu akşam dün akşam vermiş olduğu liderliği bu akşam 2 puan farkla tekrar geri aldık dersek doğru söylemiş olurum.